İnkarcıların sözlü saldırıları. Kur'an'da haber verildiği gibi tarih boyunca inananlar karşılarında kendilerine engel olmaya çalışan, hatta onları doğru yoldan döndürmek için her türlü yönteme başvuran inkarcı topluluklar ve münafıklarla karşılaşmışlardır. İnkarcıların müminlere karşı kınayıcı, incitici sözlerle ve çeşitli iftiralarda bulundukları Kur'an'da anlatılmıştır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz. Ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bu emirlere olan azimdendir. Alimran i̇mran suresi 186 Okuduğumuz ayette inananların aleyhinde gibi görünen yalan ve iftiraların onlar için aslında bir şer değil aksine bir hayır olduğu vurgulanmıştır. Bir başka ayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanan bir olay örnek verilerek bu durum şöyle açıklanır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir şer saymayın. Aksine o sizin için bir hayırdır.'' Onlardan her bir kişiye kazandığı günahtan bir ceza vardır. Onlardan iftiranın büyüğünü yüklenene ise büyük bir azap vardır. Nur Suresi 11. Hiç şüphe yok ki geçmiş dönemlerde inananların karşılaştıkları bu tarz olaylar onlara rahatsızlık vermek, onları yıldırmak ve batıl dinlerine geri döndürmek için inkarcıların izledikleri taktikler olmuştur. Ama müminler bu çirkin saldırıların her zaman hayırlarına döneceğinden ve sonunda doğruluklarının ortaya çıkacağından emin bir şekilde davranmışlardır. Bu bakımdan atılan iftiralara ve sözlü saldırılara karşı her zaman en akılcı ve hikmetli cevapları vermişler, sabrederek Allah'a tevekkül etmeleri gerektiğini ancak bu şekilde başarıya ulaşabileceklerini unutmamışlardır. Geçmişte yaşanan bu örnekler gibi bundan sonra da Müslümanların her an Allah'ın yarattığı kadere teslim olmuş bir ruh hali, her olayın hayırla geliştiğini bilmenin tevekkülü içinde olmaları son derece önemlidir. Bunu yaşayan mümin, dünyanın en büyük kazançlarından birine kavuşacaktır. Çünkü Allah ayetlerinde kendisine tevekkül edenlere yardım edeceğini ve onların asla yardımsız kalmayacağını şöyle bildirmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer Allah size yardım ederse artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi yapayalnız ve yardımsız bırakacak olursa ondan başka size yardım edecek kimdir öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler ali imran suresi 160